Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki size cümlenin öğeleri konusunu işlemiştik. Şimdi ben size cümlenin öğeleriyle ilgili biraz soru çözeceğim. Size sonrasında hem konuyu daha iyi anlamış olacaksınız hem de sorularınızı kolaylıkla çözebileceksiniz. Evet arkadaşlar, birinci sorudan başladığımızda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirlenmiştir diye sormuş. Bakalım, yanlış anlamalar çağında yaşıyoruz derken yüklemimiz yaşıyoruz. Burada doğru. Kavramların özüne varmanın güç bir uğraş olduğunu bilmez değilim derken burada yanlış arkadaşlar. Çünkü yüklemimizin bilmez değilim olması gerekiyor. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruda bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tavan arasına dizilmiş çamaşır leğenleri, tencereler, boş konserve kutuları yağmurun altında tıngır diyor. Evet, yüklemimiz tıngır diyor. Tıngır diyen ne? Tavan arasına dizilmiş çamaşır leğenleri, tencereler, boş konserve kutuları. Şuranın hepsi özne şeklindedir arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkıdır burada. Üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi tek öğeli bir cümledir demiş bize. Bakalım, sanat tarihiyle ilgili okuduğum kitapları kütüphaneye bırakmadım derken yüklemimiz bırakmadım. O yüzden eleyelim, tek öyle olmadı. En zor anlarında yardımına koşabilecek tek kişidir o derken şuranın hepsi yüklem, o da özne. O yüzden bu da değildir. İnsanların sevgiye olan ihtiyacını biliyordum, yüklemimiz biliyordum. Yine olmaz. Resim yapmaya, müziğe, spora yatkınlığı olan, şiir yazmaya ilgi duyan biriydi derken burası arkadaşlar tek bir cümledir, tek bir öğesi vardır. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem bağlacı özneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır? Bakalım. Bu yaz hem Akdeniz hem Karadeniz turuna katılmayı istiyorum. İstiyorum yüklem. Neyi istiyorum? Hem Akdeniz hem Karadeniz turuna katılmayı. Burada nesneleri bağlamış oldu. Eğitim hem insanları hem toplumları ileriye götürecek tek araçtır. Şöyle yapalım. İleriye götürecek tek araçtır. Neyi? Hem insanları hem toplumları dediğimizde yine nesneleri bağlamış olur. Gençlerin bilinçlenmesi hem yazarları hem öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. İlgilendiriyor yüklem kimi? Hem yazarları hem öğretmenleri. Nesneyi bulduk yine. Hem tüm vitaminleri almak hem spor yapmak sağlık için gereklidir. Gereklidir yüklem. Gerekli olan ne? Hem tüm vitaminleri almak hem spor yapmak dediğimizde burada özneleri bağlamış oluyor. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruya geldiğimizde bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Lale, romanı adını veren genç kızın tek başına mücadelesi, ayakta kalışı, başarıya ulaşması çevresinde dönen bir eserdir. Şimdi arkadaşlar, şuranın hepsini yüklem olarak aldığımızda bu sadece özne ve yüklemden oluşmuş bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım aşağıdakileri inceleyelim. Nesne isim tamlaması biçimindedir diyor. Hayır, burada zaten nesne yok. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Diğerlerine de bakalım. İki öğeli bir cümledir. Evet, özne ve yüklemden oluşmuştur. Olumlu ve kurallı bir cümledir. Evet arkadaşlar, yüklemimiz zaten sonda. Özne özel isimden oluşmaktadır. Evet, Lale özel isimdir. Yüklem bir söz öbeğidir. Evet, tek başına bir sözcükten değil de birden fazla sözcükten oluştuğu için söz öbeğidir. Bunu da elemiş olduk. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soruda ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar. Bu atasözünün öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar. Salar yüklem. Salan ne? Ağaç. Özneyi bulduk. Özneyle başlamamış olmamız gerekiyor. Şu ikisini eleyebiliriz o yüzden. Ne zaman başını ağacı aşağı salar? Meyvesi olunca dediğimizde zarf tümleci. Özneden sonra zarf tümleciyle ilerlememiz lazım. Bunu da eleyelim. Neyi aşağı salar? Başını dediğimizde bize nesneyi verir. Burada aynı şekilde gidiyor. Nereye salar? Aşağı dediğimizde arkadaşlar bize zarf tümlecini verir. Nereye sorusu bize zarf tümlecini verir.
O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Yedinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öğenin altı çizilmiştir? Bakalım sabah 5'te kalkıyoruz. Kalkıyoruz yüklem ne zaman kalkıyoruz? Sabah 5'te dediğimizde bu bize zarf cümlecini verir. Kervancılar ateşi canlandırıp günün ağarmasını bekliyor. Bekliyor yüklem. Nasıl bekliyor? Ateşi canlandırıp dediğimizde yine bize zarf cümlecini verdi. İkisi aynı oldu o yüzden. Her şey yavaş yavaş hazırlanıyor. Hazırlanıyor yüklem. Nasıl hazırlanıyor? Yavaş yavaş. Yine zarf cümlecidir. Bu her gün yinelenince anlıyorum ki erken kalkmanın amacı bir an önce yola çıkmak değil. Ne zaman anlıyorum? Bu her gün yinelenince. Yine bize zarf cümlecini verdi. Sabahın ilk saatlerinde iyice şiddetlenen soğuktan bir nebze de olsa kurtulmalıyız. Biz sadece bunu istiyoruz derken neyden kurtulmalıyız? Sabahın ilk saatlerinde iyice şiddetlenen soğuktan bize dolaylı tümleci verir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 8. soruyla devam edelim şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öğe vurgulanmıştır diye sormuş. Vurgulanan öğe arkadaşlar yüklemin hemen öncesindeki öğedir. Bakalım şimdi. Onun hakkındaki görüşlerimi açık yüreklilikle anlatacağım. Anlatacağım yüklem. Nasıl anlatacağım? Açık yüreklilikle dediğimize zarf cümleci vurgulanmış olur. Seni beklerken sabaha karşı dalmışım uykuya. Dalmışım ne zaman? Seni beklerken sabaha karşı. Burada da yine zarf cümleci vurgulanmış oldu. Denizin maviliğine bakıyordum sabahın ilk saatlerinde. Bakıyordum. Neye bakıyordum? Denizin maviliğine dediğimizde dolaylı tümleçtir ve burada dolaylı tümleç vurgulanmış olur. O yüzden cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sayfaya. Büyütelim yine sayfamızı. Şöyle. Evet, aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? Bakalım, kıvılcım yüklü bir duman kokusu yayılıyordu odaya. Yayılıyordu, yayılan ne? Kıvılcım yüklü bir duman kokusu. Bu bize isim tamlamasını yani arkadaşlar özneyi vermiş oldu. Eleyelim. Dün sabah eski bir arkadaşına rastladı. Rastladı yüklem. Neye rastladı? Eski bir arkadaşına dersek dolaylı tümleç olur. Ve eski bir arkadaş bize arkadaşlar sıfat tamlamasını verir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Evet, 10. soruda bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Korkunç dalgalarla boğuşan gemicilerin Karadeniz'deki sığınağı Biricik Liman'a bir sabah vakti ulaşabilmiştik. Bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, ayıralım öğlene. Ulaşabilmiştik yüklem. Neye ulaşabilmiştik? Korkunç dalgalarla boğuşan gemicilerin Karadeniz'deki sığınağı Biricik Liman'a. Dolaylı tümleç. Ne zaman ulaşabilmiştik? Bir sabah vakti zarf tümlecini verdi bize. A şıkkında birden çok öğesi olan söz öbeğinden oluşmuştur. Evet, birden çok öğesi olan söz öbeğinden oluştuğu doğru. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. 11. soruda bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa öğe sayısında bir değişiklik olur. Bakalım işe gittiği her sabah ıssız sokaklardan hızlı hızlı yürüyerek geçerken o gün yapacağı işleri bir bir düşünürdü. Düşünürdü yüklem ne zaman? İşe gittiği her sabah. Şimdi arkadaşlar biz bunu atarsak zarf tümleci hemen gitmez. Çünkü her sabah da bize yine zarf tümlecini verir. Sorusunu soruyoruz. Hızlı hızlı yürüyerek dediğimizde yine zarf tümlecini atmış oluruz. Ama zarf tümleci devam eder. Issız sokaklardan derken dolaylı tümleç yine kalır. Çünkü ıssız orada sıfatı vermiştir bize. Ne zaman düşünürdü? Pardon, neyi düşünürdü? O gün yapacağı işleri. Onu da atabiliriz. Ama nasıl düşünürdü dediğimizde bir bir sorusu zarf tümlecinin direkt sorusudur. O yüzden onu attığımızda zarf tümlecini çıkarmış ve öğe sayısını bir eksiltmiş oluruz. Cevabımız E şıkkı olur o yüzden. 12. soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğlenin sıralanışı yönüyle özdeştir? Bakalım. Yüzüm gün batımına dönük. Dönük yüklem. Neye dönük? Gün batımına. Dolaylı tümleç. Dönük olan ne? Yüzüm.
Özne, dolaylı tümleç, yüklem. Denizin üzerindeki renk cümbüşünü sığdırabildiğim iki çizgi yapıyorum gözlerimde. Yapıyorum yüklem, ne yapıyorum? Denizin üzerindeki renk cümbüşünü sığdırabildiğim iki çizgi, nesne. Nerede yapıyorum? Gözlerimle. Pardon, nasıl yapıyorum? Gözlerimle dersem zarf cümleci olur. Puslu şehirlerde geçen ömrüme yanıyorum. Yanıyorum yüklem. Neye yanıyorum? Puslu şehirlerde geçen ömrüme dolaylı tümleç ve yüklem olur. Geride bıraktıklarım iyice bulanıklaştı. Bulanıklaştı yüklem. Bulanıklaşan ne? Geride bıraktıklarım. Nasıl bulanıklaştı? İyice. Özne, zarf tümleci, yüklem. Bir karabatak denizin içinden yükselen beton direğe tünemiş. Tünemiş, tüneyen ne? Bir karabatak. Neye türemiş? Denizin içinden yükselen beton direğe. Özne, dolaylı tümleç, yüklem oldu. Bir de aynıydı. Özne, dolaylı tümleç ve yüklem. O yüzden cevabımız 1-5, yani Bursa arkadaşlar. Geçiyoruz 13. sorumuza. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yönelik? Böyle sorularda cevap vererek ilerleyelim arkadaşlar. Siz de dün akşam evde miydiniz? Evdeydik dersek yüklemi bulmuş oluruz. Bu sabah kapıya gelen kimmiş? Ayşe'ymiş, Ali'ymiş dediğimizde yine yüklemi bulmuş oluruz. Bugünkü konferansta yazar ne anlatacak? Yazar sağlığı anlatacak dersek nesneyi bulmuş oluruz. Yeni evleri hangi sokaktaymış? O sokaktaymış dersek yine yüklemi bulmuş oluruz. Derya'nın hediye ettiği küçük kutudan ne çıktı? Kolye çıktı dersek kolye orada bize özneyi verir arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Evet, 14. soruda yaşlı öğretmen yıllardır görmediği öğrencisini karşısında görünce duygulanmıştı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğeleri ve öğlerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir demiş bize. Ayıralım şimdi. Duygulanmıştı yüklem. Duygulanan kim? Yaşlı öğretmen. Özne. Ne zaman duygulanmıştı? Yıllardır görmediği öğrencisini karşısında görünce. Bize zarf cümlecini verir. Özne. Zarf cümleci yüklem. Aşağıda da onu bulacağız şimdi arkadaşlar. Bakalım. Bizim görevimiz genç sanatçılara yardımcı olmaktır. Yardımcı olmaktır yüklem. Ne? Yardımcı olmaktır. Bizim görevimiz kime? Genç sanatçılara. Burada dolaylı tümleç var, o yüzden eliyoruz. Eser sanatçının gençliğinde başında geçenleri anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Anlatan ne? Eser. Neyi? Sanatçının gençliğinde başından geçenleri. Nesne var. Şairimiz bütün şiirlerinde gurbet temasını işlemiştir. İşlemiştir yüklem. İşleyen kim? Şairimiz. Nerede? Bütün şiirlerinde neyi? Gurbet temasını dediğimizde özne, dolaylı tümleç, nesne olur. Eliyoruz. Bir dönemin ellerden düşmeyen romanları şimdi tarih oldu. Tarih oldu yüklem. Tarih olan ne? Bir dönemin ellerden düşmeyen romanları. Özne, ne zaman tarih oldu? Şimdi. Özne, zarf tümleci yüklem. Yukarıdaki cümleyle aynı olduğu için cevabımız D şıkkıdır. 15. soruda bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bakalım, deniz ve güneşin peşinde gündüz ortadan kaybolmuş kalabalıklar gece olunca Fethiye sokaklarının karşılıklı dizilmiş masalarını doldurur. Doldurur yüklem. Dolduran ne? Deniz ve güneşin peşinde gündüz ortadan kaybolmuş kalabalıklar. Özneyle başlaması gerekiyor, o yüzden şunları eliyoruz. Ne zaman doldurur? Gece olunca zarf cümleciyle devam etmesi gerekiyor. Bunları da eliyoruz. Neyi doldurur? Fethiye sokaklarının karşılıklı dizilmiş masalarını dediğimizde nesneyi verir bize. Ve sonda da zaten yüklem vardı. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 16. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler ayırmada bir yanlışlık yoktur demiş bize. Bakalım şimdi geçmişte yaşanmış bizde unutulmayacak izler bırakmış olaylar anılarımızı oluşturur. Oluşturur yüklem. Oluşturan ne? Geçmişte yaşanmış bizde unutulmayacak izler bırakmış olaylar. Bunun hepsinin özne olması gerekiyor ama ne yapmış? Ayırmış. O yüzden yanlışlık var.
B şıkkında olayları olduğu gibi abartısız, açık, yalın ve içten bir anlatımla yansıtmaya çalışmalıyız. Çalışmalıyız yüklem. Neye çalışmalıyız? Olayları olduğu gibi abartısız, açık, yalın, içten bir anlatımla yansıtmaya çalışmalıyız dememiz gerekir. Hepsinin dolaylı tümleç olması gerekir. O yüzden bu da yanlıştır. Düşünce ve duyguları nesilden nesile aktarma vasıtası olan dil, her türlü kültür faaliyetinin temelini teşkil eder. Teşkil eder yüklem, teşkil eden ne? Düşünce ve duyguları nesilden nesile aktarma vasıtası olan dil, özne, neyi teşkil eder? Her türlü kültür faaliyetinin temelini. Bu da nesnedir. Burada öğeler ayırmada yanlışlık yapılmamıştır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, cümlenin öğeleri sorularını da bu şekilde çözüyoruz. Hepinize kolay gelsin.